Şeflerin Örgü Dünyası'na hoş geldiniz sevgili örgü severler. Bugün bebek botu ile birlikte eşi işle yaptım ben bu botu. Gayet de şık ve güzel oldu. Botumuz 43 ilmekle başlanarak taban kısmından örülmeye başlanmakta. Alt kısmı tabanlı olarak yapılmakta. Bu taban kısmını ben size daha önce de göstermiştim. Şu ortada 20 tane ilmeğim var. İki tarafımda 20 ilmeğim var. Bu 20 ilmeğimin başında ve sonunda artırmalarımı yapıyorum. Bu kısımda artan ilmeklerim burun kısmını, diğer tarafta artan ilmeklerim ise topuk kısmını oluşturmakta. Siz bu patiyi daha büyük ve daha küçük yapmak istiyorsanız 20 tane ilmeği küçültüp büyüterek ayarlama yapacaksınız. Bir tane başında, bir tane sonunda, bir tane de ortada olmak üzere toplamda 20-20 daha 40-43 ilmekle başladım. Siz de daha küçük yapacaksınız. Mesela diyelim ki burayı 15 yapacaksınız. 15-15-30. 3 tane daha, 33 tane olarak hesaplayabilirsiniz. Ben size şimdi taban ölçüsünü de vereyim. Şu şekilde ölçtüğümüz zaman tam 12 santimetre taban kısmımız. Bu eğer daha küçük bir patik olacak olursa, ben burada kesme yerlerini 2-2 yaptım. Bunu 1-1 yapmanız gerekecek. Daha küçük minik patiklerde 2-2 yerine 1-1 keserek yapmanız gerekecek. Şimdi başlangıcından başlayarak ben size nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle 43 ilmek olarak ilmeklerimi taktım. Bir diş, bir sıra sadece bu kısımdan haroşa olarak ördüm. Bir tane kenar ilmeğini alıyorum. Bir tane dolayıp 20 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane. 20 tanenin hemen sonunda bir tane doluyorum. Ortada bir tane ilmeğimi örüp tekrar bir tane doluyorum. Ve 20 tane daha ilmeğimi ördükten sonra sıranın sonunda bir tane daha artırmamı yapıyorum. Bu şekilde artırma yerleri 6 tane oluncaya kadar devam ediyorum. Tane ördüm, son ilmeğim kaldı. Bir tane dolayıp bir tane daha örerek bitiriyorum. İlmeklerimi arka sırada herhangi bir artırma eksiltme yapmadan hepsini, artırdığım ilmeklerde dahil olmak üzere, haroşa olarak örüyorum. Ben haroşayı bu şekilde örüyorum. Siz istediğiniz şekilde örebilirsiniz. Bu şekilde arka sıradan haroşa örerek devam ediyorum. Arka sıradan örerek geldim. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Tekrar 20 ilmeğimin başına geldim. Bir doladım ve 20 ilmek haroşa olarak örüyorum. Burayı hızlı geçiyorum vaktinizi almamak için. Bir tane doladım. Ortada 3 taneye çıkan ilmeklerimi taraş olarak ördüm ve bir tane daha dolayarak 20 tane daha ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde artırmalarım 6 sıra oluncaya kadar devam ediyorum. Toplamda 67 taneye çıkacak ilmeğim. 67 ilmek oluncaya kadar devam ediyorum. 20 tane ördüm, bir doladım, kalan 2 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Artırma yerleri bu şekilde devam edecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oluncaya kadar artırma yerleri, toplamda 67 ilmeğe çıkıncaya kadar bu şekilde artırıyoruz. Ön kısmında artan ilmekler burun kısmını, arkada artan ilmekler ise topuk kısmını oluşturmakta. Komple 67 ilmeğe çıktıktan hemen sonra artırmayı kesiyoruz. Şimdi burası sonradan tığ gidilecek üzerine. 3 diş, şu şekilde 3 diş beyaz ipimizle artırma eksiltme yapmadan devam ediyoruz.
Ondan sonra da 3 diş mavi ipimizle artırma eksiltme yapmadan haroşa olarak komple ilmeklerimizi devam ediyoruz. Ondan sonra zaten haroşa kısmımız bitecek. Düz kısmımıza geçiyoruz. Şimdi artırmamı bitirdikten sonra 3 sıra herhangi bir artırma eksiltme yapmadan şu şekilde 3 diş beyaz ipimle örmeye devam ediyorum. 3 dişten sonra 3 dişte şu şekilde mavi ipimle haroşa olarak örmeye devam ediyorum. 3 sıra beyaz, 3 sıra maviden hemen sonra beyaz ipimi takarak bütün ilmeklerimi düz örerek geliyorum ve arka sırada şu burun kısmını oluşturmaya başlıyorum. Vaktinizi almamak için bu kısmı anlatarak geçmeyi düşündüm. Dediğim gibi 67 ilmeğe çıktıktan hemen sonra hiç artırma yapmadan haroşa olarak devam ediyoruz. 3 sıra beyaz örüyoruz. Daha sonra maviye geçiyoruz. 3 sırada mavi ördükten hemen sonra beyaz ipimize geçiyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna geliyoruz. Ve arka sırada burun kısmını oluşturmaya başlıyoruz. Ördüm. Örmeye devam ediyorum. Burun kısmını oluşturacağım. 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 tane ilmeğimi şu anda ördüm. 37 ilmeğin hepsini ördüm. Bu tarafı örmeden geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimi ördüm. 7 ilmeği ördükten sonra tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane daha buradan ilmek örüyorum. 8. Geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bir tane de buradan örüyorum. 9. Tekrar geri dönüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha örüyorum. 10. Tekrar geri dönüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bir tane daha örüyorum. 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bir tane daha örüyorum. 12 ve geri dönüyorum. Her seferinde bir tane daha ilmek fazla örerek geri dönüyorum. 2, 3, 4, 5. Detaylı anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi bir tane daha örüyorum ve geri dönüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bir tane daha ördüm, 14 ve geri döndüm. Facebook'ta Şerif Önlü Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. YouTube'da da Örgü kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Tane ördüm. 15. de örüyorum. Ortadaki ördüğüm ilmek sayısı 15 tane olunca geri dönüyorum. 2. Bu sefer sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Burun kısmım oluştu şu anda.
ve kaldığım yerden ilmeklerimin hepsini ters örerek sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Buraları hızlı geçiyorum çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. Hepsini ters olarak görüyorum. Bu şekilde patiğimizin burun kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi şu burun kısmını oluşturduktan sonra üzerinin mavi rengine tekrar geçiyoruz. Beyaz rengim de şimdi bitti. Ben mavi rengime geçtim. Bundan sonrası ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örülecek. Herhangi bir haroşa yapmıyoruz. Ta ki lastik kısmına gelinceye kadar. Burun kısmına geldim. Örmeye devam ediyorum. Ortadaki 15 tane ilmeğimi örüyorum. Zaten 15 ilmek kendini şimdi belli edecek, göreceksiniz. Bakın zaten ayrıkça durduğundan belli. 15. ilmeğimi yanındaki 2 ilmekle birlikte 3 ilmek olarak düz örerek kestim. Ve düz örmeye devam ediyorum. Arka sıradan ilmeklerimi ters örerek geldim. Bakın bir önceki sırada kestiğim yerdeyim. Kestiğim yerden itibaren tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ilmeğime geldim. Yanındaki 2 tane ilmekle birlikte 3 tane ilmeğimi ters örer gibi bir kere de kesiyorum. Ve ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örerek geliyorum. Ön yüzden örerek geldim. Tekrar kestiğim yere geldim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın kestiğim yerdeyim. 15. ilmeğimi yanındaki 2 ilmekle birlikte 3 ilmek olarak birlikte kesiyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Arka yüzden ilmeklerimi örerek geldim. Kesme yerindeyim. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Arka yüzden ters örer gibi kesiyorum. Ön yüzde ise düz örer gibi kesiyorum. Ve bunu her gelişimde ve gidişimde hem bu kenardan hem bu kenardan 2 ilmeğimi yok etmiş olarak yapıyorum. Kenarlarda 3, 6, 9, 12 tane ilmek bu tarafta. 12 tane ilmek bu tarafta kalıncaya kadar örerek kesmeye devam ediyoruz. Yani toplamda 39 ilmek. 39 ilmek kalıncaya kadar devam ediyoruz. Yani bir püf noktası vermek istiyorum. Bu büyüklükte bir patik için ben çift çift kestim. Daha önce çünkü tek kestiğim zaman olmadı. Daha küçük yapacaksanız patiğinizi bu mavi yerlerdeki çift kestiğim ilmekleri de tek tek keserek devam etmeniz gerekecek. Ama bu büyüklükte bir patik için aynı benim verdiğim şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi şu lastik kısmına geçiyoruz. Onun da şöyle ölçüsünü vereyim ben size. Yedi santim oluncaya kadar bir ters bir düz şeklinde lastik olarak örüyoruz ve bitiriyoruz. Daha sonra üzerinin ipini ve yanın amblemini yapılışını da birlikte göreceğiz. Bir ters bir düz şeklinde normal lastik yapıyorum. Ben bunu Selanik olarak da denedim ama şu lastik kısmı böyle çok puf diye kabarık şişik bir vaziyet aldı ve görüntüsü hoşuma gitmedi. Normal bir ters bir düz lastik olarak daha uygun gördüm. Bu şekilde 7 santim bir ters bir düz lastik olarak örüyoruz ve keserek bitiriyoruz. Patik gördüğünüz gibi lastiğini yaparak bitirdim. Şu alt kısmından dikerek geldim. Sadece şu lastik kısmını şu şekilde düz yüzden dikerek geliyorum. Çünkü bunun sebebi
şu şekilde kıvırdığım zaman dikiş kısmının içine gelmesini istediğim için. Şimdi şu gördüğünüz beyaz kısma tığ gideceğim ki şu kısmı taban ve üst kısmını net bir şekilde ayırsın diye. Bir de üzerinin bağcığı var. Onu da göstereceğim size kordon şeklinde nasıl yapıldığını. Şimdi biraz uzunca bir ip alın elinize. Şu şekilde uzunca bir ip tutun. Şu şekilde tığınızı geçirin. Bir kere tur attırın. Sonra bir kere örün. Daha sonra aşağıdaki ipinizi tığınızın üzerinden aşağıya doğru dolayın. Ve parmağınızdaki ipi buradan geçirerek ikisini birlikte örün. Aynı şekilde ipinizi üstten aşağıya doğru dolayıp bu şekilde öreceksiniz. Dolayıp öreceksiniz. Dolayıp öreceksiniz ve bu şekilde kordonunu oluşturacaksınız. İki parça hazırladım ben kordon için. Birisi patiğin şu ön kısmına geçen. Birisi de şu üzerinden geçerek önüne bağcık yapılan kısmı. Onu da göstereyim ben size. Şu kenar kestiğimiz yer belirgin zaten. Onun bir yanından şu şekilde kordonumu geçiriyorum. Daha sonra aynı yerden karşısına batıyorum. Ve buradan da iç kısma doğru alıyorum. Daha sonra şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi sıradan alttan çekiyorum kordonumu. Aynı şekilde tam karşısına çaprazına gelecek şekilde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. yerden tekrar aşağı doğru çekiyorum. 2, 3, 4, 5. delikten aşağı doğru çekiyorum. Daha sonra tekrar 1, 2, 3, 4, 5. delikten karşı çaprazından şöyle bakayım yanlış çekmeyeyim. Tekrar çekerek çıkartıyorum. Ve karşısından 2, 3, 4, 5. sıradan aşağı doğru çekiyorum. Bu iplerim aşağıda sabitleyerek sağlamlaştırıyorum. Bu ön kısmındaki duran ip sadece süs amaçlı olduğu için iplerini içeriden sabitliyorum. Daha sonra diğer ipimi de şu şekilde geçirerek etrafını dolandırıyorum. Etrafını dolandırarak ipimi bu şekilde geçiriyorum. Şimdi sıra taban kısmına tığımızı gitmeye geldi. Şu şekilde patiğin taban kısmını üste getiriyorum. Birinci sıradan beyazdan değil, ikinci sıranın beyazından haroşasından batarak ipimi çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer haroşaya batarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer haroşaya batarak sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Bu zincir çekme işlemini şu gördüğünüz artırma yerleri var ya oraya kadar yapıyorum. Ki topuk kısmını büzmesin diye. Daha sonra artırma yerine gelince zincir çekmeden devam ediyorum aynı işlemi.
göstereyim. Her ilmeğe bir defa batarak bu şekilde patiğin bütün etrafını dolanıyorum. Burun kısmı da aynı şekilde artırma yerine geldim. Bir tane zincir çekerek yapıyorum. Diğer artırma yerine kadar bir zincir çekerek yapıyorum. Burun kısmını diğer artırma yerine kadar bir tane zincir çekerek yaptım. Ama bundan sonra zincir çekmeden devam ediyorum. Aynı şekilde topuk kısmını da artırma yerine geldim. Bu kısmı da bir tane zincir çekerek yapıyorum. Şimdi sadece patiğimizin yanlarına yapacağımız amblemimiz kaldı. Her iki patiğimin birer kenarına yapacağım bunu da. Son battığım yere batarak şöyle çekiyorum bir kere de. Bir zincirle tamamlıyorum. İpimi kesiyorum. Ve aşağı taraftan ipimi çekerek aşağıya bitiriyorum. Gördüğünüz gibi taban kısmımız da bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi amblemini yapmaya geçelim. Şu şekilde bir yuvarlak daire oluşturuyoruz öncelikle. Bir, iki, üç, dört zincirle bir tane halka oluşturuyorum. Üç tane zincir çekerek bu halkanın içine 14 tane üçlü trabzan yapıyorum. Altı, yedi, bu şekilde bitiriyorum ve dikmek için birazcık ip bırakıyorum. Şimdi bunu patiğimizin şu şekilde yan tarafına dikmemiz gerekiyor. Şu şekilde aralardan tutturarak yan tarafına dikiyorum. Bu şekilde aralardan tutturarak beyaz kısmını monteliyoruz. Mavi iple en tepesinden giriyorum ve ortasından çıkıyorum. Biraz şöyle alt kısmından tekrar batarak geri çıkıyorum. Tekrar ortasına batıyorum. Şu şekilde 5 tane ayak oluşturuyorum. Ve patiğimi sonlandırıyorum. Patiğimiz de bu şekilde sonlanmış oldu hanımlar. Yapacak olan herkese kolay gelsin hanımlar.